Şimdi DEM Parti olarak her ne kadar isim yeni olsa da aslında bir siyasi geleneğin devamıyız. Ve bu siyasi gelenekte 2014 yılından bu yana da yerel idarecilikte eş başkanlık ve eşit temsiliyeti uygulayan tek partiyiz. Hatta dünyada örneği olmayan bir sistemle bunu uyguluyoruz. DEM Parti olarak kadın beyannamemizin esas temel ilkesi ve esas temel sözü eş başkanlık eşit temsiliyettir. Bunu demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmamızdan yola çıkarak oluşturuyoruz. Kadın iradesiyle yerel demokrasiye derken de aslında eş başkanlık sisteminin buna nasıl hizmet edeceği, eş başkanlık sistemiyle ve eşit temsiliyet sistemiyle yerel demokrasiyi kadın iradesiyle nasıl oluşturacağımızın da özünü açıklıyoruz. Diğer partilerden bizi ayıran kadın bakış açılığı, kadın odaklı, bütün yerellerde bütün hizmetleri üretirken, bütün politikalarımızı oluştururken bunun tümüyle kadın odaklı olması bizi diğer partilerden ayıran temel özellik zaten. Bizim yerel idarecilikte esas aldığımız temel ilkelerimizden birisi de kadın odaklı bütçeleme. Ve biz 31 Mart'tan sonra belediyenin bütün bütçesi oluşturulurken kadın odaklı, kadın bakış açısıyla oluşturulmasını esas alacağız. Bu çalışmalara nasıl yansıyor? Bu tümüyle o bütçe planlanırken ve kentsel planlama diyelim ya da bütün hizmetler programlanırken buna bütçe ayrılması, örneğin sığınak açılmasına, örneğin danışma merkezi açılmasına, örneğin kadın meclisi kurulmasına bir bütçe ayrılması ve genel bütçenin de kadın bakış açısıyla oluşturulması anlamına geliyor bizim için. Bunun yanında esas ilkelerimizden bir tanesi de yine çok dilli ve ana dilde hizmet. Yani sadece kadınlar değil aslında bütün yurttaşlar açısından hangi hizmeti üretirseniz üretin bütün o çok dilliliği, çok sesliliği, çok renkliliği esas alacak ve ana dilde oluşturulacak bir hizmetten de bahsediyoruz. Ve kadın çalışmaları tümüyle çok dilli şekilde yürüyecek. Önemli bir projemiz, geçen dönemde de belirttiğimiz bir jean kart meselesi vardı. Yani kadınlara işte bir jean kart dediğimiz bir kart oluşturulacak ve bütün belediye hizmetlerinden faydalanırken yani toplu taşımadan tutun, ulaşımdan tutun, işte bir sosyal ya da spor hizmeti de alırken jean kart uygulamasıyla kadınların bundan indirimli, bazen ücretsiz faydalanabileceği bir proje hayata geçireceğiz. Genç kadınlar için ciddi projelerimiz var. Yani genç kadınların hem üniversiteye giden genç kadınlar ya da genç kadınlar için bir yurt imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında işte üniversiteye hazırlanırken ya da sınavları hazırlanırken faydalanabilecekleri etüt eğitim merkezleri ve bunun dışında da bütün o sosyal hayatlarını da örebileceği tesisler inşa etmeyi. Genç kadınlar için tesisler, spor olur, sanat olur, kültürel faaliyetler olur. Özel özgün tesisler inşa etmeyi planlıyoruz genç kadınlar açısından. Belediye bünyesinde oluşturacağımız kadın erkek eşitlik komisyonlarıyla bütün kadın ve erkek personeller açısından o eşit iş bölümünün sağlanabileceği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir iş bölümünün sağlanabileceği bir siyaset ve politika gütmeyi amaçlıyoruz. Kooperatifler önemli bir mevzu çünkü biliyorsunuz son yıllarda yoksullaşma tüm yurttaşlar açısından bir öncelikli gündemken kadınlar açısından daha hayati bir gündem. Çünkü evde işte toplumsal cinsiyet rolleri gereği evde mutfaktan sorumlu ve yemeği pişirmesi gereken kişi kadın olarak görülüyor ve bundan dolayısıyla en çok etkilenen, pişirecek malzeme bulamadığı zaman en çok etkilenen de yine kadınlar oluyor. Kadın yoksullaşması bunun yanında işte mesela eşitsiz cinsiyetçi iş bölümleri sebebiyle kadınlar ilk gözden çıkarılan olduğu için ekonomik krizlerde ilk işten çıkarılan kesim yine kadınlar. Bunu da gözeterek kadın yoksullaşmasının çok ciddi bir gündem olarak önümüzde durduğunu bilerek de kadın yoksulluğuna dönük, bunu aşmaya dönük kadınlarla birlikte ne yapabiliriz üzerinden çok fazla çalışmamız olacak. Ve esas alacağımız şey de aslında kadınların daha çok üretime katılması ve kooperatifçilik üzerinden. İşte mesela kadın bostancılığının yaygınlaşması, kadın semt pazarlarının yaygınlaşması, kadınlara istihdam alanı açacak çalışmaların kadınlarla birlikte üretilmesi, bunun yanında kadınların iş hayatına atılacak kadınlar açısından örneğin kreş imkanı, mahallelerde kreş imkanlarının sağlanması gibi aslında kadının bütün ekonomik yaşama katılımını önündeki engelleri tek tek kadınlarla birlikte aşacak projeleri de hep birlikte hayata geçireceğiz. Şimdi bildiğimiz gibi kültürün esas taşıyıcısı ve toplumsal yaşamın kurucusu da aslında kadındır.
Ve buna dönük de kadının kültürel yaşamında kendini ifade edebileceği, bütün o kültürel çalışmalara dahil olabileceği ve aslında kendisinde biriken, bin yıllardır biriken o hafızayı, kültürel hafızayı aktarabileceği, genç nesillere aktarabileceği kadın hafıza merkezleri oluşturmayı planlıyoruz. Bunların içerisinde işte yaşlı kadınların da mesela gelip orada işte hem sosyalleşebileceği, hem vaktini daha donanımlı geçirebileceği, hem de kendi hafızalarını, hafızalarındaki kültürü genç nesillere aktarabileceği evler olacak bunlar. Bunun yanında kırsal bölgelerden başlamak üzere kadın kültür evleri, genç kadınların da faydalanabileceği ve bütün kadınların aslında sosyal yaşama dahil olabileceği kültür evleri oluşturmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz şiddet kadınlar için her zaman çok yakıcı bir gündem ve bu gündemi aslında geçebilmeleri ve bunu geçtikten sonra da işte kamusal yaşama, ekonomik yaşama, toplumsal yaşama dahil olabilecekleri bir ağın örülmesi lazım, bir hayatın örülmesi lazım. Yani sıfır, şiddete sıfır tolerans deniyor ya, aslında şiddetsiz bir yaşama biz tahayyül ediyoruz ve kadınlar açısından bunu sağlayacak çok özgün projeler geliştirilmesi gerekiyor. Yani şiddetin temel kökeninin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu da biliyoruz. Bunun tespitini Kürt Kadın Hareketi çok uzun yıllar önce yaptı ve yerel idarelerde de buna dönük ciddi önlemler aldı ve ciddi bir başarı sağladı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak bütün önlemleri, yani eğitim olur, eğitim seferberliği olur, bilinçlendirme çalışmaları, erkekler açısından özellikle farkındalık çalışmaları kadınlar açısından, bütün bunları yeniden hayata geçireceğiz. Yani mahalle mahalle, ev ev kadınlarla bir araya gelerek şiddetle nasıl başa çıkabileceğimizi, şiddeti nasıl tanımladığımızı vesaire, bütün bunları yeniden konuşacağız, yeniden bunun ayağını öreceğiz. Bunun yanında kadınlar için ücretsiz ve ana dilde sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Belediye bünyesinde oluşturacağımız birimlerle kırsal kesimlere de ulaşarak, işte kent merkezindeki kadınlara da ulaşarak aslında sağlık açısından işte kendi bedenlerini tanımadan tutun da kendileri açısından ortaya çıkabilecek bütün sağlık sorunlarını nasıl aşabilecekleri, yani bir bilinçlenme faaliyeti şeklinde kadınların ücretsiz ana dilde sağlık hizmeti alabileceği kimi çalışmalarımızda olacak. Şimdi son 7-8 yıldan bu yanadır aslında Kürdistan özelinde yaşadığımız şey, kayyumluk politikalarıyla birlikte yaşadığımız şey aslında sadece bir irade gaspı değildi. Kadınlar açısından bütün kadın kazanımlarına bir saldırıydı ve kadınların bütün yaşamına, yaşam hakkı başta olmak üzere işte bütün o ekonomik yaşamına, toplumsal yaşamına, şiddetle mücadele çalışmalarına dönük ciddi bir saldırıydı ve ilk başta zaten feshedilen birimler biliyorsunuz ki eş başkanlık ve eş temsiliyetle oluşturduğumuz bütün o kadın sistemiydi. Şimdi bunlara karşı aslında işte sadece irade gaspı demek doğru değil ve böyle de ele almamak lazım ve kayyum politikalarına karşı durmak aslında kadınlar açısından bütün yaşamlarına sahip çıkmak anlamına geliyor. Örneğin genç kadınların işte bütün o kültürel, sanatsal, spor faaliyetlerinden faydalanabileceği ve kendi ana dilinde ve kendini rahat hissederek, kendini katarak faydalanabileceği birimler kayyumlardan sonra kalmadı. Ve genç kadınların yaşama katılımı bu sayede engellenmiş oldu. Ya da şiddetle mücadele birimleri kapatılarak kadınların şiddetle mücadele ederken alabileceği bütün destekler kaldırıldı. Yani bu şiddet örneğin kadınlar açısından biliyorsunuz en yakıcı gündem, en ciddi gündem ve hayatın her alanında, her anında yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız bir durum. Bu yüzden hani kayyuma karşı çıkmak, belediye seçimlerine, yerel seçimlere dahil olmak, oyumuzu vermek, oyumuzu kendimize vermek ve kendimizin de söz sahibi, karar sahibi olabileceği bir idari sistemi oluşturmak açısından önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerine kadınların aktif katılım sağlaması gerekiyor. Bu sadece işte gidip sandıkta oy vermek ve bir belediye başkanını seçmekten çok öte kadınlar için. Ve kadınlar bu sayede kendilerini yönetebilecekleri, kentin ve toplumsal yaşamın, o yerel yaşamın öğrenilebileceği, bütün o idari mekanizmada söz sahibi olabileceği bir sisteme dahil olacaklar.